Dilara'cığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Elif çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Harika bir hikayem var. Ben bayıldım. Öncelikle benim en sevdiğim alan jeoloji. Ve sen de jeoloji mühendisliğinden oyunculuğa evrildin. Hikaye nasıl başladı? Hem seni biraz tanıyalım mı izleyicilerimiz için de? Evet, benim gerçekten farklı yolları birleştiren bir hikayem var. Başlayayım anlatmaya. Aslında jeoloji mühendisiyim. 6 yıl boyunca okudum. %100 İngilizce okudum. Mezun oldum. Ve işimi bitirdikten sonra bir staj dönemim vardı. Bunun için de Muğla Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Üniversitemi orada okudum. Çalışmaya başladığım süreç içerisinde Muğla'da genelde böyle tatlı, o renkli köy dizileri çekiliyor ya. Evet. Tam o sırada da Kalk Gidelim dizisi Muğla'da çekilmeye başladı. Muğla'da o kadar küçük bir yer ki herkes hemen hemen öğle arasında belli yerlerde yemek yer. Ben de öyle hemen hemen aynı yerde, her gün aynı saatte bulunuyorum. Bu dizi ekibi de öğle yemekleri için, set yemekleri için aynı yerle anlaşmışlar. Onlar da orada yemek yiyorlar. Bir gün yine böyle stajımın öğle arasında yemeğe gittim. Git gel tanışıklık, arkadaşlar edindim. Bir tane çok yakın arkadaşım vardı, sette çalışıyordu. Kendisi bana dedi ki, Dilara sen belediyede hafta içi çalışıyorsun sabah akşam, hafta sonunda tatilsin. Gel bizim de dizimizde böyle bir karakter var, figürasyon arıyoruz. Sana da renk olur, değişiklik olur, hafta sonu şenlenir, gelir misin? Dedim tamam geleyim, bana değişiklik olsun. Gittim. O gün sabah 8'de falan başladı sanırım set. Bütün gün ben sanıyorum ki hani gideceğim öyle bir saat olacak, bitecek. Tabii ki de öyle bir şey olmadı. Setler o kadar uzun sürüyor. Tabii ki de öyle bir şey olmadı. İlk set deneyim. Sabah 8'de başladı, gece 12'de falan eve geldim. Aynı arkadaşım aradım, dedim ki mümkünse bundan sonra görüşmeyelim. Çok da benim iyiliğimi isteyen birisi değilsin anladığım kadarıyla. Güzel bir gündü, değişik bir gündü. Tabii üzerinden bir hafta, iki hafta geçti. Beni yine arkadaşım aradı. Dilara, seninle konuşmam gereken bir şey var, buluşalım. Tamam, buluşalım. Gittim, yanında başka setten arkadaşları var, koordinasyon dedikleri. Dediler ki bizim böyle böyle dizimiz için bir karakter yaratıyoruz. İsmi Yıldız, hikayesi böyle. Hiç oyunculuk deneyimin oldu mu? İster misin? Hayallerin arasında mıydı falan. Nasıl yani? Yalnız harika, karakter ismi de Yıldız. Karakter ismi Yıldız. Ya. Direkt Yıldız olarak giriyorum. Dedim ki yani tabii ki de herkesin hayalidir. Herkesin yani aklının köşesinde var mıydı? Yani şöyle. Çünkü aynaya baktığında çok birincisi çok güzel. Teşekkür ederim. Gözlerin, yüzün, hitabetin, her şey çok güzel. Hiç böyle düşünüyor muydu? Ya ben işte güzelim. Aslında sana bir parantez açayım mı? Çok ben hatırlamıyorum. Annemin bana hala daha söylediği, bulmaya çalıştığı bir fotoğraf vardı. Ben yaklaşık 5 yaşlarındayken, annemle seyahat halindeyken bir tane amca gelmiş, uzaktan annemle benim fotoğrafımı çekmiş. Fotoğrafımızın arkasına yazmış ki bu kız ileride ruhu halka bir mesaj vermek için hizmet edecek. Çok göz önünde çok ünlü bir kız olacak. Annem de hala o fotoğraf durur ama kim olduğunu gerçekten bilmiyor. Annem de bilmiyor. Böyle bir şey var ve benim aklımda var mıydı dersen hep böyle şey diyorlardı. Çok güzel bir yüzün var, bir ajansa başvursana, bir yerlere gidip kayıt olsana falan. Ama işte hayat mücadelesi içinde okuyorsun, iş sahibi olma, meslek sahibi olmaya çalışıyorsun. Çok da büyük şehirlerde yaşamadım. Uşak'ta doğdum, büyüdüm. Muğla'da da üniversitemi okudum. Çok bunlara açık şehirler değildi. Küçük, kompakt şehirler değildi yani. O yüzden de imkanım yoktu. Hep böyle ertelediğim, milletin, herkesin bana evet çok güzelsin diye söylediği şeyler altında kalan hikayelerde hiç başvurmadım. Sonrasında onlar böyle bir teklife geldiğinde ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama tabii ki de dedim isterim. Yani herkesin sonuçta hayatının bir köşesine keşke dediği, tabii ben de orada olsam dediği bir hayaldir bu yani. Hiç ekran, herkesin geçmiştir. Kesinlikle bir büyüsü var yani. Tamam dedim. Daha sonra benim önümde bir 2 aylık süreç belirdi. İstanbul'a geldim. Yapımla tanıştım. Hemen bana bir oyuncu koçu tanıştırdılar benimle. Hemen böyle bir eğitim almaya başladım. Ana terimler nedir, kamera nedir, nerede durmam gerekir, yönetmen o bir şey. O kadar hızlandırmış bir programa girdim ki kendimi 2 ay içinde sette buldum. Sete geldim. Bir yanda hala oyuncu koçum var. Hep desteklediler bu anlamda.
bir yanda oyuncu koçum, bir yanda annem. Sanki böyle ana sınıfına beni götürüyorlarmış gibi. Annem hep yanımdaydı. Böyle değişik bir psikolojiydi. Sanırım herhalde dalga geçmişlerdir diye düşünüyorum. Şuna baksana, hocasıyla annesiyle. Her şeyin bir başlangıcı var. Kimse annesinin karnında da öğrenmiyor tabii ki. Her şey bir aşama. Ama sen bu süreçleri çok başarılı bir şekilde geçtin. Hatta eğitimini aldın. Evet. Çok da güzel projelerde de yer aldın. Güzel projelerde yer aldım. Gerçekten olur mu olmaz mı derken bu Kalk Gidelim serüveni benim hayatımın 3 yılını aldı. 3 yıl boyunca devam etti. Çok güzel hocalarla tanıştım. Çok güzel deneyimler. Açıkçası benim için bir okul oldu. Resmen ben oyunculuğu bayağı sette, resmen okulda öğrenmiş gibi oldum. Alaylı oldun işte. Bayağı alaylı oldum. Gerçekten bu yola getiren tesadüflere, imkanlara, her şeye çok teşekkür ederim. Beni bu yola soktuğu için. Evet. Sonrasında hiç beklemediğim yerden bu ilk projemin final bölümüne bile kalamadan son 3 bölüm kala müsaade istemek zorunda kaldım. Çünkü yine hayatım bana ummadığım bir sürprizi vardı. Gerçekten başka bir diziden teklif aldım. Dijital platform Exxen o sıralar yeni oluşuyordu ve lansman dizisi olarak öğrenci evi girecekti. Ayşe rolü. Orada da karakterim Ayşe'ydi. Gerçekten Yıldız böyle tatlı, sevecen, o naif köy hayatını anlatan bir karakterdi. Ayşe de tam tersi. O kadar renkli, canlı, kıyafetleri, her şeyi böyle inanılmaz güzel bir karakterdi. Ve bu karakter de pandemi dönemine denk geldi. Hepimiz evlerde oturup sıkılırken, her gün aynı pijamalarla otururken ben Ayşe karakteri sayesinde her gün üstümü değiştirdim. Böyle sokakta gezermiş gibi giyindim. Her gün, yani benim için pandemi aslında hiç pijamalarla geçmedi. Rengarenkti. Peki bundan sonraki oyunculuk kariyerinde bu rolü oynamalıyım, bu karakteri istiyorum dediğin hedefin var mı? Aslında bu soruya çok da şu karakteri oynamak istiyorum diye sınıflandıracağım bir hayal içerisinde değilim. Sonuçta ucu bucağı olmayan bir sektör. Yani hayatla bağ olan, hayatın içinden olan ve ruhuma yansıyan hemen hemen her şeyi canlandırabilmek isterim. O karakteri yaşayabilmek isterim. Oyunculuğun biraz da hayatın bir hediyesi olduğunu düşünüyorum. Tek düze ve tek ruhla doğuyoruz. Neyle beslersek ruhumuzu, onu yansıtıyoruz. Ama oyunculuk, yansıtamadığın her karakteri, her duyguyu sana armağan ediyor. Ve bunu aslında aldığında, ben bu duyguyu nerede yaşayabilirim dediğin o duyguyu içinde büyütüyorsun ve sahnede sergiliyorsun. Bence bu çok güzel bir hediye. Belki hayatımın hiçbir yerinde bana denk gelmeyecekti. Kimseye ben bu duygumu bahşedemeyecektim. Ama bana sunuluyor. Diyorlar ki bu duyguyu yaşa, içinde büyüt ve bize aktar. Bence güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık Türk dizileri de yurt dışında çok izleniyor. Avrupa, evet. Dubai olsun, Arap ülkeleri olsun. Oyuncularımız orada, bazıları Türkiye'den çok daha fazla tanınıyor. Sen ister miydin böyle yurt dışınınla da bağlantısı olan projenin içerisinde olmak? Tabii ki de isterim. Bence bu da her kimsenin aklında bir köşesinde oyunculuk hayali varsa, her oyuncunun aklında bir köşede de eminim ki farklı kültürlere açılabilmek, farklı kültürlerin duygularını, gelenekleri, göreneklerini de yansıtabilmek bence herkesin bir hayalidir. Her oyuncunun aklında vardır. Ben de tabii ki de isterim. Sonuç olarak baktığımda aynı yere değineceğim. Burada canlandırdığımız karakterlerle bir başka toplumun, yabancı bir ülkenin karakteri arasındaki duygu bile başka. Bunu bana layık görürlerse ben bunu seve seve ve büyük bir armağan almış gibi mutlu olarak yaparım. Yani. Peki rol model aldığın isimler var mı? Aslında sektörde? Rol model aldığım tabii ki de isimler vardır ama hangi şarkıyı söylemek istersin şu an dediklerinin aklım şarkı gelmez. Şu an resmen öyle isim hafızam kilitlendi. Aklına gelince söylersin. Aklıma gelince söylersin. Sohbet esnasında. Peki sektörde genelde hep tanınmış isimleri başrollerde görüyoruz. Hani artık böyle biraz yeni yüzlere de evet, hayran kaldık. Ve senin gibi böyle pırıl pırıl güzel yüzlere. Bu konuda ne düşünüyorsun bir oyuncu olarak? Sanırım bu sektörün gerçekten de bir oyuncuyu en zorlayan yanı olduğunu düşünüyorum. Sektörün yeni yüzlere, yeni yüzlerin de sektöre ihtiyacı var.
Yani yeni yüzler bu bekleme sürecinde sektöre, sektör ise bu akan akışta risk almayıp yeni yüzlere küs kalmamasını, kör kalmamasını diliyorum. Çünkü yeni yüzlerin beslenmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda sektörün de beslenmeye ihtiyacı var. Tabii ki de çok başarılı oyuncularımız var. Tabii ki de onları her zaman ekran önünde görmek herkesi mutlu ediyor. Beğeniyoruz, izliyoruz. Fakat farklı karakterlerle aynı yüzleri gördüğümüz zaman bence bir projenin inandırıcılığı da kayboluyor. Evet. Çünkü her iyi oyuncu bir karakterle tanınıyor. Ve sen onu farklı bir karaktere bürürken aklında, zihninde bence o projeyi de biraz sınırlandırıyorsun. Bu açıdan bile bence yeni yüzlere şans tanınabilir diye düşünüyorum. Hemen şunu eklemek istiyorum. Peki bir oyuncunun özel hayatıyla olsun, yani çok göz önünde olması, o karakterin oynadığı karakterdeki inandırıcılığını sence etkiliyor mu? Bence etkiliyor. Yani kendi adıma cevap verecek olursam çok böyle sosyal medya canlısı bir ruha sahip değilim. Çok dışa dönüyümdür, çok arkadaş canlısıyımdır ama beni besleyen, ruhum besleyen genelde iç dünyamdır. O yüzden böyle çok sosyal medyada özel hayatımı, yaşantımı paylaşmayı tercih eden bir ruha sahip değilim. Ve bence bu gerçekten sürekli göz önünde olan insanların canlandırdığı karakterleri etkiliyor. Çünkü sabah gördüğün karakterle akşam izlediğin karakter arasındaki o bağı koparabiliyor diye düşünüyorum. Yani bunu örneklendirebilir miyim? Bilmiyorum ama örneklendiremedim şu an. Karakterlerin özel hayatları, akşam izlediğiniz karakterin canlandırdığı projedeki karakterine gerçekten sirayet ettiğini, hatta ona etkilediğini düşünüyorum. Hani mesela şöyle bir örnek vermem gerekirse, sosyal medyasında sabah uyandığında omlet yapan bir insanı akşam kötü bir karakterle izlediğim zaman bağdaştıramıyorum. Yani sadece bende olmuyordur eminim. O inandırıcılığı kalmıyor. Biraz yitiriyor diye düşünüyorum. Bence karakterin ruhunu da öldürüyor. Yani sosyal medya bence bir aracı olmalı her zaman. Hemen tabii ki sen bir oyuncusun ama onun daha fazlası da var sende. Yazmayı seviyorsun ve kitap yazıyorsun. Biraz bundan bahsedelim. Evet. Elif, gerçekten oyunculuk sektörü öyle bir sektör ki bekleme sürecini bilmiyorsun, çalışma sürecini bilmiyorsun, belirsizliklerle dolu. Cazibesi de sanırım ki burada. Bu sürecin bana çok fazla kattığı şey oldu. Gerçekten hayatımda olana ve olmayana teşekkür ederim ki vesilelerle, tesadüflerle birçok yanımı keşfettim. Çok fazla yazı yazmayı seviyorum. Zaman zaman çok yazdım, duygular üzerine yazdım. Çok yarım bıraktığım yazılarım oldu kitap olarak başlayarak. Ama son zamanlarda kendimde öyle bir his yakaladım ki bunu yaklaşık 2 aydır devam ettiriyorum ve bunu bir kitaba dönüştürmek istiyorum. Adını, şeklini, rengini, her şeyini aklımda tasarladım ve ruhumun indigo olduğunu söylerler bana. Bir mesajcı ruh olduğunu söylerler ve kendimde yakaladığım hissi gerçekten mesaj olarak insanlara aktarmak istiyorum. Kitabımın içeriği biraz insanın mutluluğu arayışıyla ilgili. Biz hayatımızdaki her şeyi, bardağı, suyu, masayı o kadar metalaştırıp, sembolleştirmiş ve anlam yüklemişiz ki mutluluğu bunların peşinden koşarken arar halde buluyoruz kendimizi ama hiçbir zaman dönüp içimize bakmamışız. Sahip olduklarımıza, evrenin bize verdiklerimize, yani evrenin bize verdiklerine, yani biraz mutluluk arayışıyla ilgili. Bu süreçte ben de mutluluk arayışındaydım. Mesela beklediğim proje gelirse dünyanın en mutlu insanı olacaktım yaklaşık 2 ay önce. Ne kadar yanlış yolda koşuyormuşum, evet. Mutluluğu ne kadar yanlış yerde arıyormuşum. Evet, yine beklediğim proje gelince mutlu olacağım ama sevinçli bir insan olacağım. Dünyanın en mutlu bir insanı olmayacağım. Bilmiyorum da belki de hiç mutlu olmayacağım. Bu benim sadece şartladığım bir şey. Bu yazdığım kitap, çok inanıyorum ve içeriği bununla ilgili. Yazarken farkındalığım artıyor, benim de ruhumu besliyor. Bir yandan bu bekleme süreci benim bu yönümü de geliştirdi. Harika, heyecan. Gözlerim parlıyor. Evet. Hemen şuna da, diziler artık biliyorsun kitap senaryolarından, yani kitaplardan dizi senaryolarına evriliyor falan. Olur mu dersin ileride senin yazdığın böyle bir projenin ekranlarda izleyebilir miyiz? Umarım, çok isterim. Yani herkesin hayaldir eminim ki böyle bir şey de. Benim yazdığım kitaplar ve okuduğum kitaplar biraz kişisel gelişimden daha ziyade deneyimler üzerine ya da bir aktarım. Ben bak çok iyi hissettim, sen de hisset. Biraz paylaşım üzerine okuduğum ve yazdığım kitaplar.
Ama tabii ki de bir yönümü daha açıp böyle şeylere vesile olmak ve yazdığım şeyleri canlı görebilmek inşallah bana da nasip olur. Çok isterim. Senaryo yazıyor musun peki? Hiç deneyimim olmadı. Bence ama yazarsın. İnşallah oraya da girebilirim. Harikasın. Dilara'cığım çok teşekkür ediyorum. Bugün hastasın, sesin evet. de kısık. Ona rağmen böyle çok keyifli bir sohbet oldu, vakit ayırdın. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sesinden ötürü de herkesten özür diliyorum. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. İyi ki oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.